En çapkın Osmanlı padişahı kimdi? Çapkınlık denilince ilk olarak her ne kadar 25 hatunu ve 45 çocuğu olan Sultan Abdülmecit ismi akla gelse de durum pek de öyle değildi. Kendisi her ne kadar Osmanlı padişahları içinde en yakışıklı olanlardan olsa da çapkın bir padişah değildi. Sarı Selim de yine cariye düşkünlüğüyle bilinir. Hatta haremde hatun kovalarken öldüğü de söylenir. Üçüncü Murad'ın ise 100 küsür çocuğu olduğu, çapkın olduğu düşüncesini yine akıllara getirir. Lakin bunları çapkınlık olarak adlandırmak pek doğru değildir. Padişahlar zaten kendi haremlerindeki hatunlarla birlikte oluyorlardı. Yani bunlar neredeyse tüm padişahların yaşadığı durumlardı. Gelelim en çapkın padişaha. Tarih sayfaları hep savaşları, barışları, kavgaları yazsa da perdenin arkasında bazı aşklar da vardı. Kayıtlara her ne kadar geçmese de birçok kişi tarafından bilinen ve yine birçok tarihçi tarafından kabul edilen bir gerçek var ki Sultan Abdülaziz de Fransa Kraliçesi Eugenie'nin yasak aşkları. Evet, Sultan Abdülaziz Osmanlı tarihinde seyahat için ülkesinden ayrılan ilk ve tek padişahtır. İşte bu seyahatin Fransa ayağında Fransız hükümdar 3. Napolyon'un güzelliğiyle göz kamaştıran hatunu Kraliçe Eugenie ile tanışır Sultan Abdülaziz. Kraliçe de heybetli Abdülaziz'den ilk görüşte etkilenmiştir. Karşılıklı bu etkileşim Abdülaziz'i de fazlasıyla cezbetmişti. Hatta rivayet odur ki padişah 11 günlük ziyaretinde başka hiçbir şeyle ilgilenmemiş, vedalaşma sırasında iki taraf da aşırı üzgün görünmüştü. Bu geziden aylar sonraysa kraliçe Süveyş kanalının açılışı için Mısır'a gitmeden önce İstanbul'a uğramaya karar verir. Bu kararı duyar duymaz hazırlıklarını yapan Sultan Abdülaziz misafiri için Beylerbeyi Sarayı'nı hazırlatmış ve her türlü detayı bizzat kendisi ayarlamıştı. Hazırlıklar başlar ve Beylerbeyi Sarayı kraliçe için hazırlanır. Kraliçe İstanbul'a ayak basınca yemekler, eğlenceler düzenlenir. Kraliçeye ufak bir İstanbul gezisi yaptırılır. Sonra kraliçe ile birlikte padişahımız Sultan Abdülaziz saraya gelirler. Hatta o gün kraliçe Sultan Abdülaziz'e altın çerçevedeki bu resmini hediye eder. Dönemin Fransız gazeteleri dahi bu dedikodular üzerine kraliçe artık vatanına dönmelidir diye haberler yapar. Ne var ki bu yasak aşk pek uğurlu gelmez ikiliye. Kraliçe ülkesine döndükten bir süre sonra Fransa Kralı 3. Napolyon tahttan indirilir ve İngiltere'ye sürgün edilirler. Daha sonra kraliçe eşini ve çocuğunu kaybeder. Sultan Abdülaziz de yine bir süre sonra tahttan indirilir ve kayıtlarda intihar ettiği geçse de öldürüldüğü bilinir. Haremi dışında bir kadınla böyle bir yasak aşk yaşayan tek padişah olan Sultan Abdülaziz ise bu olay sonrası bu yasak aşkı ve çapkınlığıyla tarihteki yerini alır.